sevgili seyirciler. Ekranların en çok kazandıran müzik eğlence yarışması Sese Gel Türkiye nihayet başlıyor. Başlıyor ama yüreğimiz kan ağlıyor. Ama yüzümüz gülüyor. Ne de olsa show must go on. Evet efendim. Bizi bu kadar üzen şey ne? Bizi bu kadar üzen şey şu an belki de Türkiye'nin, dünyanın eşsiz müzik starı, pop starı, ikonu, belki de Amerikan Başkanı Barack Obama'dan bile önemli olan şahsiyet, saygıdeğer abim Burakhan, acı bir hastalığın pençesine düştü. Kendisi o kadar bolluk içerisinde manitalar kırlarken parayı affedersin neresine, cebine mi koyacak işte, evde nereye saklayayım, yani o durumdayken nihayet korkulan oldu ve tükenmişlik sendromu hastalığı onu da buldu. Hep birlikte ona dua edelim ve isterseniz Almanya'daki malikanesinde ekibimizi ağırladı röportajına, hep birlikte göz atalım. Bakın bakalım, Allah her şeyin hayırlısını versin. Burakhan, milyonların sevgilisi. Çıkardığı her albüm, dünya satış listelerinde rekorlar kıran milli gururumuz Burakhan, sahip olduğu 720 milyar dolarlık servetine rağmen tükenmişlik sendromuna yakalandı. Hayatı tesbih yapmışım, sallıyormuşum. Adını duydukça bu dünyada herkesin başına gelirdi ama Burakhan'ın başına gelmesi hepimizi bir an durup düşünmeye sevk ediyor. Gelmişine, geçmişine sayıyormuşum. Şimdi isterseniz kısaca Burakhan'a kulak verelim. Çok çabuk yükseldim. Dünyada artık elde edilebilecek her şeyi elde ettim. Türkiye'nin popstar olduğumun bir yanan dünyanın en büyükünün oldum. Hollywood starlarıyla ilişkilerim oldu. Sese Gel Türkiye'de Nadise'ye çok etkilendim. Ondan pas alamadım. Türkiye'den bir kadın sevdim. İsmi Cansu Bateş. Hamileyim. Ben bu çocuğu tek başıma büyütürüm. Ben tek büyüteceğim çünkü artık tükenmişlik sendromu yaşıyor. Tükenmişlik sendromu yaşıyorum ve artık hiçbir şeyden zevk almıyorum. Ne manita ayıklamaktan, ne affedersin araba alıyorum 500-600 bin avroya. Hop, hiç zevk almıyorum ben. Burakhan'ın yaptığı açıklamalardan Meryem Uzerli de payına düşeni alıyor. Ya benimle birlikte aynı hastalığa tutulan bir tane daha kız varmış burada. Türkiye'de dizilerde oynuyormuş galiba, kızıl saçlı. Yani tabii ben öyle bir popstarım ki benim geçirdiğim bazı rahatsızlıklar diğer oyuncu, aktör, aktrislere örnek olur. Onlar da aynı hastalığa tutulur. Yani ben öyle bir adamım. İnsanın yeryüzünde yaşayan en kusursuz kimliği Burakhan bu hafta bizlere adeta bir hayat dersi veriyor. Artık şarkı da öğretemiyorum ama belki olur yani. Tükenmişlik sendromu olsa da bu gerek. Artık yaşamdan hiç zevk almıyorum, ne yapacağız? Ondan sonra manita ayıklama gerekse eski gibi performansta değilim ben. Burakhan'dır benim adım, herkes bunu ezberlesin. Bugün hastayım ama yarın iyileşirim. Sonra İstanbul, Berlin, Tokyo, Amerika, New York. Oradaki bütün mankenler bana olacak bir New York. New York yani İngilizce hepsi kul köle olacak demek. Çıkayım dağlarına, bırak beni.
zaman çıkalım dağlarına. Elbette zorma, zorma, zorma. Sivas'ın yollarına çıkayım dağlarına. Bırak beni, bırak beni gitme dağlarına. Sivas'ın yollarına çıkayım dağlarına. Bırak beni, bırak ölüm gitme zorla vay. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Gerçekten üçünüzün aynı anda dönmesi adeta sanki görünmez bir güç devreye girdi. Ve üçünüzü birden, değil mi efendim? Çok saygıdeğer Prokan Bey de bugün burada olmadığı için onu saygıyla anıyoruz. Tekrar tekrar geçmiş olsun diyoruz. Evet, aman hemen sen bir eksiksin. Hemen öpücük. Evet, Ebru'la Hanım ne düşünüyorsunuz? Ben bayıldım. Ta çok teşekkür ederiz. Hissettim. Evet, Nadis Hanım siz ne diyorsunuz? İsmini öğrenebilir miyim? Hareketlere bak. Harekete bak. Patronunun adını öğrenmeye çalış. Ulan yevmiyeni yatırmak sürünürsün. Terbiyesiz ne konuşuyorsun? Şunun tipe bak, çakma Norveçli. Saça sürdürmüş sarı boyayı. Anasını satayım bütün memleket. Cebine 200 lira koyan bütün genç kızlar İskandinav oldu. Şunun tipe bak. Lan senin neren sarışın? Kaşlara bak, kömür karası ya. Kusura bakma Mazlum Bey, seni ben kendi takımımda istiyorum. Ha sen, ben seni benim takım alayım ister misin? Olur. Beni işten kovmayacaksın değil mi Mazlum Bey? Bak. Kovmayacaksın değil mi Mazlum Bey? Kovmayacağım. Senin gibi bir sese ihtiyacım ha, var. Bırak! Ne bağırıyorsun? Bağırmıyorum Mazlum Bey, bağırmıyorum. Bayılıyorum, bitiyorum sana. Senin gibi bir insanı ben istiyorum. Bana gel, benim ol, gel benim ol, benim bağırma, ol. Bağırma. Muhteşemsin. Bağırma lan! Sus! Ses deme! Lan sus! Lan sana! Sus! Arkadaş, evlat olsan başın sevilmez ya. Ya evlat olsan başın sevilmez, sus! Evet, Ceçal, sen ne diyorsun? Benim dönmem lazımdı, hani benim basmam lazımdı. Evet. Hani ben ne diyeyim Mazlum abi? Valla işte benim övücü laflar edersen ben onore olurum, evet. Sen mükemmelsin Mazlum abi. Süpersin de. Süpersin. Kusursuzsun. Kusursuzsun. Ya sen kralsın de ya. Sen kralsın ya. Tamam lan sus. Tamam lan sus. Ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun lan sen? Lan sussan ağzını bunu kırarım ha. Lan sussan ağzını bunu kırarım ha. Bak oraya getirme, sokarım bunu ağzına. Bak buraya getirtirme beni, sokarım ağzına. Lan sussana. Lan sussana. Lan bağırma. Lan bağırma. Lan her dediğimi tekrarlama. Lan her dediğimi tekrarlama. Allah'ım ya. Allah'ım ya. Sus. Jüriyetine bak Allah'ını seversen ya. Lan oğlum arada bir iki tane balık yiyin ya. En azından hamsi falan yiyin. Omega eksikliğinden şu üçünün haline bak ya. Ne kadar antip. Arkaya bak. Allah'ım ya Rabbim ya. Allah'tan projede ben varım. Rating rekorları kırıyoruz. Şu üçünün tipine bak. Üçünüzü toplasam bir yapay zeka etmiyorsunuz bilir. Mutfak robotu etmezsiniz bak beyin olarak. Üçünüzü toplayıp bir mutfak robotu etmiyorsunuz. İnan. Bak hıyarı doğradığı içine sokarım. Böyle bakar bıçakların. Lan keseyim mi kesmeyeyim. İşte o kadar. Şu gözlere bak Allah'ını seversen. Ya balıklar bile. Benim evde Japon balığım var. Senden anlamlı bakıyor kimse. Şimdi hani. Allah seni imitasyon Norveçli. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Tabii bu küçük bir hiciv oldu. Sayın Prokan Bey'in burada olmaması sebebiyle bayrama özel, yaklaşan bayrama özel böyle bir hoşluk düşündük. O yüzden sizlere teşekkür ediyorum. İsterseniz ben şimdi yerime geçeyim ve yarışmacımızı alalım. Olur mu? Olur. Sana mı soracağım? Tipsiz sana mı soracağım? Ne oldu? Yanınızda hava... istiyoruz sizi. Allah senin akıcı Türkçe şunun haline bak. Yirmi çir seni. Yemizdik çirkeni. Dön hadi dön. Dön lan dön gerizekalı dön. Dön hadi canımı sıkma. Mazlum Bey'in hastasıyım. Ebru Yaman'ımda hiçbir eksiğim yok. Prokan'a hayranım. Benim neyim eksik ki? Bu
Orhan abinin şarkısı. Çok severim. Orhan abinin şarkısı. El yapma, el yapma. Hareket çekme ağzını kırma. Takma saçlı. 150 lira ver, hemen saçları uzat. Üstün başın haline bak. Abi sus be! Ne lan? Aaa! Sus, kovarım bak seni ha. Aaa! Şarkı dinleyelim ya. Bunlar ne lan? Bıldır bıldır ha. Bunlar ne şerefsiz? Gibi format sahibiyim ya. Basacağım, döneceğim. Siz sonra dönün, tamam mı? Çünkü ben istesem kovarım sizi mesela. Seni kovmamdan bıldır etti Allah belanı. Hayatımda bak bu kadar güzel şarkı söyleyen insan az bulunur. Yalnız o elindeki telefon ne? Gören de telefondan mikrofona ses veriyor zannediyor. Canım haneler. Şaka diyorum canım, öyle şey olmaz yani de. Yani ben bir an şey yaptım böyle, elinde telefonu görünce. Zannettim o telefondan YouTube'den açtı, oraya veriyor dedi. Arkadaşım arayacak. Arkadaşım var ya. Evet evet, arkadaşım var işte ya. Bu kadar severimiz var ya. Arkadaşını sahnede görünce herkes budurmuş köpek gibi telefonlara saldırıyor değil mi? Kafayı yiyeceğim. Beni zannediyorum. Onu şey yapıyormuş değil mi? Oradan açmış, ağzını oynatıyormuş. Sen Nur için neresindesin? İçinde. İçinde. Şu kaşlar bir boyatalım ya. Siyah beyaz oldum Beşiktaş kulübü sanki. Evet efendim. Canım adın neydi? Filiz. Filizciğim çok güzel söylüyorsun. Teşekkür ederim. Ne diyorsun Ebru'cum? Ben döndüm ama eleştirmek için döndüm. Döler gibi söyledin, dalar gibi söyledin, tekme tokat girer gibi, küfreder gibi, tükürür gibi söyledin. Yani şöyle bir şey söylemek istiyorum Ebru'yla Hanım. Sadece siz değil, başkaları da bunu söylüyor. Bu yüzden ben sizlere saygısızlık etmek istemiyorum ama kendime olan saygımdan dolayı mikrofonu bırakmak istiyorum izninizle. Al 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 elini al. İki laf daha et. Al. Al sen şimdi al. Bir şey de soracağım. Şimdi sen tam ağladın, ağlayacak moddasın. Evet. Bu ağır konuştu. Yok kung fu yapar gibi söylüyorsun. Yok affedersin gaz çıkar falan. Bunlar hoş şeyler değil yani. Şimdi sen biraz ağır konuştu bu sana. Evet. Senin de gözler doldu. Şimdi reytikler tavan. Ben biraz daha şey yapacağım, sağacağım seni. Sen şimdi biraz araba egzosu gibi söylüyorsun. Hani bu kargalar var ya, kargalar gibi söylüyorum değil mi? Hem döndüğünü bilemiyorum yani, lütfen. Yok yok, al 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 al, bir şeyler daha konuşalım lütfen. Lütfen al 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 al. Al ses ver. Vallahi ben hiçbir şey, her şekilde Mazlum Bey'in dediğine katılıyorum. O ne derse ben onu kabul ediyorum. Dudaklarına kurban lütfen olayım ya. Lütfen kendime saygımı yitirmek istemiyorum lan ben. Lan senin saygın mı kaldı? Senin saygın mı kaldı? Ne konuşuyorsun? He? Lütfen yani. Artık daha fazla dayanabilirim. Hadi hadi yürü al. Al 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 al, al lan sesini, son bir şey söyleyeceğim ama. Al al al, lütfen, lütfen. Şey, saçlar senin kendi rengin mi? Tabii ki kendi rengim. Ay şimdi haline bak. Peçete verin şimdi. Şey akıyor, 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 tut tut tut. Hadi gel, gel, gel. Ay ağladı, başın göğe yersin, artist. Hareketler geliyor. Benim kendime olan sesim. Bu sert, ben ne diyeyim buna? Bu sert. Biliyorsunuz bu ağır giriyor kardeşim. Kötü bir şey demedi kız. Kötü bir şey demedi kız. Kötü bir şey mi dedi? Söylemedi. Hiç kötü bir şey söyledi. Demedi dedin mi? Yok, demedi hayır, ya. Demedi canım. Ne hadise? Bunlar senin kendi dudakların mı? Kendi dudaklarım. Ya sen hangi fonetik dil kursunu bitirdin? Eski haber spikerisin değil mi sen?